Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüme gelen yine birkaç tane yorum var. Hemen onlara bakmak istiyorum müsaadenizle. Sevgili Cem Denizcan, Ali abi galiba ki Erbar ve Delilik Cevherlerin aktif olması için görevi bitirmek gerekliydi. Sesler ve müzik senin sesini bir tık baskılamış videoda. Görüntüde kasma donmaya denk gelmedim abi demiş. Eline sağlık demiş. Abicim yorumun için teşekkür ederim. Bildiğim kadarıyla abi görevi bitirmene gerek yok. Çünkü görevin sonunda Delilik Cevheri ve Kehribar'dan üretebileceğin zırhlar aktif oluyor aslında. Tabi onun için de müzikle belli bir perki de açmamız gerekiyordu. Sonraki süreçte zaten onları göstereceğim. Bu sanırım abanoz demirciliğini falan aktif ettikten sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bazı zırhlar üretebileceğiz. Onları o zaman gösteririm ama görevi bitirmeden önce zaten Delilik Cevherini ve şeyi toplamamız gerekiyor ki görev bittiğinde direktmen zırhları üretebilirim. Ama yorumun için teşekkür ederim. Dediğim gibi şeyin görev bitirmeye gerek yoktu diye hatırlıyorum. Gene bakarız abi ki elimizde aslında delik cevheri falan şeyde olması lazım. Hentreyime bırakmıştık diye hatırlıyorum. Bir ara oraya uğradığımızda da bakarız olmazsa. Yani tek tük sağdan soldan çıkıyor aslında. Sevgili Mert, umarım bilgisayarda problem yoktur abi. Eline emeğine sağlık demiş. Umarım yoktur abi. Ben de bilmiyorum. Yani bakacağız. Şu an için problem görünmüyor. Birkaç tane video çektim bu boş zamanda ama tabii yayınlamadım videoları. Sadece kontrol amaçlı çektim. Herhangi bir problem görünmedi. Duruma göre hareket edeceğiz, bakacağız abi. Çözüm buluruz. Bu arada sevgili Cem'in söylediği bu ses baskılama olayını fark ettim ben de. Şu an için problem olmaması lazım diye düşünüyorum. Duruma göre gerekirse tekrardan sesleri ayarlamaya çalışırız. Sevgili Şerafettin Aslan, elinize emeğinize sağlık abi demiş. Teşekkür ederim abicim yorumun için. Sevgili Köksöken, hocam keşke daha fazla izlensen. Umarım ileride daha fazla izlenirsin demiş. Teşekkür ederim abicim. Kısmet hayırlısı bakalım. Sizin desteğinizle kanal zaten büyüyor. Teşekkür ederim herkese. Sevgili Haçkaron, yanlış telaffuz ettiysem ismini kusura bakma abicim. Seviyoruz, destekliyoruz demiş. Teşekkür ederim abicim. Yorumlarınız ve önerileriniz için şimdi seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde artık muradımıza erdik. Yizolda ile evlenmiştik. Bir bakalım şöyle görevlere bakalım önce. Hırsızlar loncasının görevlerini devam ettirelim. Bu bölüm direkt bununla başlayalım hatta. Aklımda bir tane yine silah görevi var. 10. yıl DLC ile gelen bir tane yay bulabiliriz. Bu bölüm aksilik olmazsa. Ama şu hırsızlar loncasının görevini bir tık daha ilerletelim abi. Peki. Envanter durumumuz nedir? Önce ona bir bakalım. Boşaltmamız gereken. O bayağı şişirmişiz. Neyimiz var abi bizim? Ha, şunlar var. O zaman önce bir handframe'e gidelim. Şu envanteri bir boşaltalım. Ondan sonra göreve devam ederiz. Nereye gittim ben? Çok gittik. Herhangi bir şey yok değil mi üzerimizde? Fazladan bir silah yok. Güzel. Zırhlardan satabileceğimiz bir iki tane malzeme var. Bunları artık eğitim alacağım zaman satarız. Unutmazsan eğer. Genelde unutuyoruz. X'e satıyoruz direkt ama. Şimdi. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela delilik cevherini bir yerden bulmuştuk. Kehribar da vardı diye hatırlıyorum. Var mıydı? Kehribar yokmuş. Kehribar da vardı bizde ya. Sattık mı yanlışlıkla yoksa? Neyse. Yani delik cevheri kehribar aslında tek tük sağdan soldan çıkıyor. Bulacağız abi. Hepsini yapacağız. Bu seride hepsini yapacağız. Bakalım. Külçe altın. Bunları da atayım şimdilik. Bunlar işimiz bitti mi? Şu an bitmedi. Bu devam ediyor. Görev itemi. Peki burada durum nedir abi? Oo, bunlar bayağı çok. Bunlar da yer kaplıyor aslında üstümüzde de.
Neyse gel şu görevi yapalım. Gel abiciğim. Bu hırsızlar loncasının görevini bir tık daha ilerletelim. Ondan sonra keyfimize bakalım abi. Good to see you. Ha şu. Daha iyi yan kesici olmam için beni eğitebilir misin? Önceki bölümde aradığımız vatandaş buydu. Yalnız. Ben yan kesiciliği ne zaman öğrendim abi? Benim yan kesiciliğim kaç ki? Bir dakika. Merak ettim şimdi. Yan kesicilik 18 abi. Ben neyi öğrenmişim yan kesicilikte? Anlayamadım. Neyse gel bakayım. Gel abicim gel. Word on the street is that exactly. Now you're beginning to see how Maven sent word that you discovered something else while you were out there. Something. Then this is beyond coincidence. First Arangoth, and now Sabio. Someone's trying to take us down by driving a wedge between Maven and the Guild. Mercer thinks he knows a way to identify this new thorn in our side. He wants to meet with you right away. And if I were you, I'd hurry. I've never seen him this angry before. Come on. No time for idle chat. Mercer is awaiting your presence. Dil taşma yeteneğimiz 50 oldu. Markuryo. Şimdi Mercy ile mi görüşeceğiz? Mercy midir, Mercy midir, ne zıkkımsa. Şu. Ha, geçtim. I've consulted my contacts regarding the information you recovered from Golden Glow Estate, but no one can identify that symbol. I've consulted my contacts regarding the information you recovered. Tamam, sadece gel. Seem our adversary is attempting to take us apart indirectly by angering Maven Blackfire. Evet. Very clever. They're well funded and they've been able to avoid identification for years. Just don't mistake my admiration for complacency. Our nemesis is going to pay dearly. Tamam. Because even after all their posturing and planning, they've made a mistake. The parchment you recovered mentions a Gajal lie. According to my sources, that's an old alias used by one of our contacts. His real name is Gullamai. Gullamai. Gullamai is our inside man at the East Empire Company in Solid. I'm betting he acted as a go-between for the sale of Golden Glow Estate and that he... Get out there, shake him down, see what you come up with. O iş bende. Tamam, sıkıntı yok. Gullamai, Gullam ne? Gülüm diyeceğim ben buna kısacası. Peki, şunlara hemen şöyle bir bakıp çıkalım. Burada var mı bir şey? Ne okumuşuz gerçi. Gel abi şuradan gidelim. I can't believe Gullamai is mixed up in all this. Trouble. He's one of the most stubborn lizards I've ever met. You have your work cut out for you. You're going to have to buy him off. It's the only way to... If that fails, follow him and see what he's up to. If I know Gullamai, he's in way over his head. And you'll be able to use it as leverage. I'm glad to see you're embracing our methods. It would be a waste to lose a contact. Just keep on Gullamai's tail, and he's bound to step into something he can't scrape off his back. Tamam. Detaylara gerek yok zaten olayı biliyoruz.
Ver abi. Bedavadan bir şeyler buldum. Benim yatağım bura mıydı? Benim yatağım neresi? Lonca'da benim yatağım var mı? Sonuçta ben de Lonca'nın bir üyesi değil miyim? Burası. Yani herhalde burası da diye tahmin ediyorum. Geçtim abi. Arkuryo gel abicim. Şu bizim Gülüm'le bir görüşelim Gülüm'le. Arkuryo. Şimdi ıssız kente doğru bir gideceğiz. Bu arada biz seher yıldızına hiç gitmedik mi ya? Seri boyunca. Ayıp etmişiz. Bir ara oraya da uğrayalım. Markart'a uğradık. Falkreath'e uğradık. Aynen. Seher Yıldızı'na hiç gitmemişiz. Oraya da gidelim bir ara. Buraya uğrayacağım bir saniye. Şeye bakacağım. Welcome to the center of the world. Or at least my brother Eric. Satılık nelerim var? Some may call this junk. Me, I call them treasures. Kocaman ruh bunları alabilirim ama benim şu an bakmak istediğim aynen. Burada saman varmış arkadaşlar. Önceki bölümde samanı nereden buluruz demiştik ya. Bölüm arasında biraz inceledim. Burada mevcut da varmış. Tamam, bunları hatta görmüşken direkt alalım abi. 34 altın çok bir şey değil ama senin de 700 küsur altın var. Dur. Samanı şey için aldım. Altın tepe çiftliğine upgrade yapacağız. Kaç var? 790. Şunlardan bir tanesini satalım. Dur. Gel abi. Olur. Bir altında benden sana bahşiş olsun. Haydi. Gel bakalım. Markuryo müsaade et. Seems there's always more to be done. I think I got a clean mug around here somewhere. Gülüm, Gülüm nerede? Şurada. So, what do I don't deal in land or property. Oh, wait. Did you say golden? I'm sorry to say I know very little about that bee farm, was it? Maybe I did, maybe I didn't. I can't be expected to remember every deal I handle. İkna etmeyi deneyebiliriz ama böyle bir adamda işe yarar mı bilmiyorum. Rüşvet vermek istesek farklı olur. Bir iknayı deneyelim yine de. Had I known this deal would bring me this much trouble, I never would have accepted the gold. I was approached by a woman who wanted me to act as the broker for something big. She flashed a bag of gold in my face and said all I had. I brought in the coin and walked away with her copy of the deed. Not at all. I tend not to ask too many questions when I'm on the job. İkna işe yaramaz dedim ama yaradı. However, I did notice she was quite in this business we rarely deal in names. Our identity comes from how much coin we carry. Look, that's all I know. I never promised you I'd have all the answers. Now, since our transaction is done, I'll be on my way. Tamam, şimdi bunu gizlice takip edeceğiz. Gel bakalım. Arkuryo, bir yere çöm.
Oğlum sen idare et. Ben şu kelebekleri bir toplayayım ya. Toplayamadım. Yine alamadım. Çok uzağa gitti ya. Lan biriniz durun. Başım döndü. Tamam. Bunlar bize lazım arkadaşlar. Kelebeğin peşinden niye koşuyorsunuz demeyin. Bak ne güzel iksirleri yapıyoruz. Pazarlık iksiri yapıyoruz biz o kelebek kanatlarıyla. En son yaptığımızda yüzde kaç indirim ya aldık? %27 miydi? Kolyemizde %30 veriyor zaten. Alkırıyor. Bundan önce gitsek kapıyı açmaya çalışsak ne olur acaba? Burada abi bize. My father was all the family I ever had. I felt so lost when he died. Tamam abicim. Tamam bir yürü git manyak. İşimiz var, gücümüz var ya. Hocam ikiler misin lütfen bak. Gizli görevdeyim şu an. Lütfen. The warehouse is off limits. I suggest you head back the way you came. Tamam. Yani çok fazla bir sorun çıktığını düşünmüyorum. Arkuruyor sinsi gel. Karmaşı yok. Yani ne kadar karmaşık olabilirsin ki? Yerini bulduk en azından. Hop. Az bir şöyle. Kilit açma yeteneğimiz arttı ve level aldık mı? Bir level aldık. Güzel. Efsun'a vereceğim. Efsun 300 oldu. Bundan sonra sağlığa dokunacağım. Bu puanı okçuluğa bir tık daha verebilirim. Şuraya. Peki. Buradan daha bir okçuluk itemlerimizi takalım. Okçuluk ağacı, okçu yüzüğü %49, %49 öbür taraftan %98'lik bir hasar oranı da buradan gelecek çünkü. O
Makro'ya gel abiciğim. Makro'ya çabuk gel. Görmesin de seni. Abi nasıl ya? Normalde bunların tek yemesi gerekmiyor mu? Yani %60 hasar veriyor. %98 de benim yüzükten itemden gelen şey var. Neyse. Çözemedim. Peki. En azından sinsilikten dolayı fazla görmüyor bizi. Sinsiliği de çok arttırmadık halbuki. Peki. Gulüm nereye gittin Gulüm? Dur. Şurada biri var. Ona ateş edersem sıkıntı yaşarız. Dur lan. Gel haydi gel bakayım gel. Topla gel. Olmadı. Sıkıntı yok. Bir dakika kaçın lan. Tamam tek atışta öldüremiyoruz ama sinsiliğimizden dolayı görmüyorlar. Ya, olumlu yönden bakmak lazım olaya. Gülüm nereye gittin Gülüm? Daha geliyor Markuri, hazırlıklı ol. Kaçma. Ver abicim onları. Sen de şunları ver bana. Gel Markul diyor gel. Ve bunun deftere mi bir şeyler yazmıştı? Burada kimse yoktu gerçi değil mi? Tamam. Yerden sesler geliyor. Lan Markurio. Ulan Markurio. Markurio'yu vurdum ya yanlışlıkla yine.
Geç abi. Abi şunu ver. Geç onları. Bunları alalım. Şöyle bir hızlıca bakalım. Başka bir şey yok gibi sanki. Burada mı gitsek? Yok yok. Şey yok, şey yok. Tamam. Geç abi, orayla uğraşmayacağım. İki tane örümcek mi var? Bir şey var sadece orada. Burada birini görür gibi oldum. Güzel. Sinsilik mi gelişti? Güzel abi. Sinsiliğe dokunabiliriz de. Oh. Burada bir yanlış bir şey oldu ama ne oldu anlamadım. Tamam, panik yok. Panik yok. Gözümüzün önündeki adamı vuramadık. Bu da ayrı bir konu. Nereye gitti bu herif? Nereye gittin lan? Dur, şuradasın. Burada bir kırılma var. Şunu al, şunu al, tamam. Markur'u gel abi, gel. Gel abi, gel. Aha. Manyak. Orada bir şey yok. Burada bir şey var mıydı? Şöyle hemen hızlıca bir bakalım. Aynı yere gidiyor ya. Gel. Gel gel. Yanlış bir şey aldım. Ya hadi. Yani. Onu çoğal. Niye aldım hiç bilmiyorum. Şurada bir sıkıntı oluşturabilecek biri var. Atkı yok. Sen nereden çıktın lan? Tamam, panik yok, panik yok. Lan düştün lan. Arkadaş sen halledersin ben gelene kadar ama. Arkaya kuvvet çağırayım mı? Gerek var mı? Gerek yok. Tamamdır.
no need to do any. This isn't as bad as it seems. I was gonna tell Mercer about everything, honestly. Please, you'll have me killed. I see you wish to be reasonable. The name of the person you want is Carlaya. Mercer never told you about her? Carlaya is the thief responsible for murdering the previous guildmaster, Gallus. Now she's after Mercer. Help! No, no! Look, I didn't even know it was her until after she contacted me. Tamam. Please, you have to believe me. I don't know. When I asked her where she was going, she just muttered, "Where the end began." Here, take the Golden Glow estate deed as proof. And when you speak to Mercer, tell him I'm worth more to him alive. Peki. You needed to know. Dur abi, şunu bir alalım. Buradan çıkış var mıydı ya? Sanki buradan bir çıkış vardı diye hatırlıyorum şurada. Önce şunlara bir bakalım. Derim yeferi geç. Burada da bir şeyler olacaktı ya. Dur. Kitaplara bir bakalım. Açık. Bu. Sen ekili taşma kolyesi vesaire bir şeyler yapmam lazım. Gerçi yakında iskelet anahtarını aldığımız o ne lan? Ha, çok karmaşıkmış bu. Dur. Dur. Yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş. Şurada mısın? Değilsin. Biraz daha aşağıdasın. Evet. Bunu al. Alalım bakarız durumuna. Ya, Abanos kılıç diye aslında alabilirim ama iş gereği yok. Ağırlık yapacak şunları alalım, gerisini boş ver. Peki, başka bir şey var mıydı? Makul yok. Şöyle bir bakalım. Şurada bir sandık var. Karmaşık. Abi, karmaşık olması çok önemli değil. Yerini bulduk en azından. Hadi. Yani. Güzel. Fil taşmaya bir puan bile vermedik abi. Tamam. Bayağı açtı. Tamam. Gerek yok. Aha. Abi sizlerle işim yok. Bak sizlerle işim yok. Sakın birbirimize bulaşmayalım. Olay yesin. İyi strateji. Şimdi nereye gideceğiz? Dilemey abi. Mercer'e gideceğiz. Pardon. I've seen a lot of thieves come and go, but I've never seen anyone. Did Gullamai give up? No, it can't be. I haven't heard that name in. This is grave news indeed.
She's someone I hope to never cross paths with again. Tamam. Gollum ayrıca onun bir katil olduğunu söyledi. Aliyah destroyed everything this guild stood for. She murdered my predecessor in cold blood and betrayed the Sadece ya. What she'd done, we spent months trying to track her down, but she just vanished. Carlyle and I were like partners. I went with her on every heist. We watched each other's back. I know her techniques, her skills. If she kills me, there'll be no one left that could possibly catch her. If only we knew where she was. Don't get too far ahead. There's only one place that could place where she murdered Gallus, a ruin called Snowvale Sanctum. We have to go out there before she disappears again. Yes, I'm going with you, and together we're going to kill her. Tamam. Here's your payment for solitude. Prepare yourself and meet me at the ruins as soon as you can. We can't let her slip through our Tamam, orada buluşuruz. Hainin aptallığı. Okay. Zırh parçasının takası hakkında konuşma. Tamam, bunu daha sonra yaparız abi. Tamam, gel şimdi. Hırsızlar oyuncasının görevine bir tık ara verelim. Aslında Şor'un taş obası şuralarda bir yerde olması lazım. Şuraya bir işaret bırakalım. Buradan bir mağaraya gideceğiz. Yine bir silah görevimiz var bu bölüm. Onu yapalım. Aa, burayı temizlemiştim zaten. Tekrar uğraşmak istemiyorum. Şimdi önce bir rotamızı çizelim. Aynen bu tarafa doğru gideceğiz. Gel abi. Karanlık. Şu an. Umarım size çok fazla karanlık gelmiyordur. Ama ayıp değil mi? Hadi oradan. Hadi oradan. Terbiyesiz. Ver. Buradaki mağara ne ya abi? Bura olabilir aradığım yer. Çok emin değilim ama. Yine de gireceğim. Umarım şu an yağmurun sesi falan benim sesimi bastırmıyordur diye umut ediyorum. Toplayalım, belki lazım olur. Ha, tamam, kapının girişindeymişiz. Orada başka bir şey mi var diye düşündüm de. Ha, derken ne oluyor lan? Peki. Markulio, yine sinsi gel abi. Sinsi okur modunda ilerleyeceğim bir süre yine. Abi burası sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Yani orada bir patlayıcı madde var. Neyse o. Ne alalım? İleride bir tane daha var. Şurada yanılsamayı görüyorsunuz. Aynen öyle. Geleceğim buraya.
Tam kellesi göründü, geri gitti. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Geç onu abi. Ne al. Biraz sırtından vurmuş gibi oldum ama kusura bakmasın. Yani bunları al. Abi hazine haritası 10. Bakalım abi. Tam olarak nereye denk geliyor, bunları bazen karıştırıyorum. Bunu da al. Onun görevi vardı zaten. Bunu okumuşuz. Ver abi onu. Onları geç. Bunu ver. Diğerlerine gerek yok. Şurada ne var? Finin odu. Ver abi, bu da bir görevdi. Ağırlık durumumuz nasıl? Geç, boş ver ya, bunu almaya gerek yok. Geç. Fin'in olduğu Fin şeydeydi herhalde. Ozanlar Koleji'ndeydi. Götür onu da teslim ederiz abi. Şunu bir tazeleyelim. Etrafta kimse yokken. Karşıda biri var. Alabilir miyim? Oo. Sayıları bayağı çok. Ben şöyle bir Ramona sana desteğe geleceğim abi. Önce şunları halledeyim. Teşekkür ederim. Dremor'a onlara göre biraz daha dayanıklı. Aytaş cevheri geç abi. Geç hepsini. Aha. Aradığımız yay buydu arkadaşlar. NPC'nin üzerinde bir görevi yok. Mahvoluş yayı mı geçiyordu? Aynen. Umarım özelliklerinde kamera kapatmıyordur. Ayaz, Dremolize, Çıldırtma, Efsunemme, Felç etkilerinden rastgele birini uygular abicim. Böyle bir özelliği olan bir yay. Bunu alalım. Aldık mı ya? Almadık. Şimdi aldık. Tamam. Yani buradaki NPC'lerden birinin üzerine rastgele çıkıyor. Bilginiz olsun. Başka bir yerden de bildiğim kadarıyla bulamıyorsunuz. Sadece burada var bu. Şurada da bir şey var mı? Onu geç. Şurada bir sandık var. Basitmiş kilidi. Tamamdır. Herhalde hepsini. Yayın duruşu biraz enteresan, yalnız onu söyleyeyim. Şöyle ki. Sürekli size bakan bir göz var orada. Hatta şunda bir ok varsa. Ha, bir saniye şunu da al. Kanunuzda sefa böce. Ne işe yarar ki, hiç bilmiyorum. Bunu geç. Şimdi. Şu oklardan birini seç abi. Gördüğünüz gibi göz kırpan, size bakan bir göz var burada abi. Size bakıyor. Yani enteresan bir yer. Bilginiz olsun. Arkada gel abi, çıkalım buradan. Buna baktık mı?
Gel abi şunu yerine bırakalım. Bunu kaldır. Entry'in de götürelim, silahlar bırakalım bunu. Gök mü gürledi az önce? Ha bir dakika. Aşağı indireceğiz bunu. Burası doldu. Burada sadece şurası mı kalmış? Mahvolduk şu yayı. Gel abi. Hop. Burasını doldurduk. Şunun bir eşi daha var. Sonraki bölümde onu alalım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, pardon yanlış yerdeyim. Şu görev olması lazım. Faldan'ın dişi. Yani bu kılıcı aldığımız görevde aktif olmuştu o görev. Ama gidip yapmamıştık. Sonraki bölüm olmazsa onu yaparız. Şimdi gel abi. 40. seviyedeyiz mi? 41. seviyedeyiz. Seviyenin eğitim hakkını alalım ama büyü üzerine alacağım. Bir müsaade eder misin lütfen? Gitmeye çalışıyorum şuradan. Mark diyor. Teşekkür ederim. İksir var mı abi elimizde? Çok fazla yapmaya da gerek yok gerçi de. Pazarlığı güçlendirme 3 tane varmış. Bu yeter bize. Şunları satarız. Unutmazsak. Kaç tane şuradan iksir yapalım abi. Gel şuraya. Oluşturulan iksirler %30 daha güçlüdür. Peki. Yüzük sadece şunu al. Kolyemizi al abi. Aslında kolye kask falan bir şeyleri yapabiliriz ama bu sefer şey sıkıntıya giriyor. Elimizde kalıyor. Simya bileşenleri karış... Ha tamam. Dur abi şöyle yapalım. Asma yosunu. O değil. Mavi dağ çiçeği. Lavanta. Okey. Abi ağaç mantarı, sürüngen dokunacı, pullu mantar. Şimdilik bu kadar yeterli olur. Gel abi gidelim büyüden. Bir bakalım şöyle. Büyü yetenekleri üzerinden şu an eğitime başlıyoruz. Tasımlamayı 90'a kadar çıkardık. 91'lerde %100 olduğu zaman zaten gerekli şeyleri yaparız. Şimdi yanılsamadan gidebilirim. Yanılsamadan istediğim sadece şurası aslında. Başka bir şey istemiyorum. Yapılan her türlü büyü diğerleri için sessizdir. Yani diğer insanlar işte büyülü yay falan çıkardığımızda mesela bizi duymayacak vesaire. Ama ona zamanımız var. Onun dışında yakından gidebiliriz. Başkalaşım. Başkalaşım aslında önemli bizim için. Şura bizim için çok önemli özellikle. Bir büyünün etkisini %10 engeller. Yani savunmamızı artıracak. Bir de şurası var. Taş vücut benzeri koruma büyüleri. Zırh giyilmediği takdirde 2 kat daha güçlüdür. Aslında bura bizi çok bağlamıyor. Çünkü zaten yakında zırhımızı yapacağız. Şurası bizim için daha önemli. Ya buraya belki bir dokunabiliriz. Kaç istiyor? 30 istiyormuş. 36'ymış bizimki. Bir gel şu bir eğitim alalım. Yıkımı alalım ya biraz. Ama yıkımda da puan veremeyeceğiz. Gel abi.
ne yetkisi veriyorum? Bir dakika, şöyle yapalım. Yanılsama yaparsak... Dur, yanılsama üzerine eğitim alalım. Bekle. Tamam, sen bir dakika bekle abi. Bir dakika bekle. Pazarlık kolyemiz nerede bizim? Fazla pazarlık değil, şu. %30 fiyatlar. Senden de şunu içeceğim. Toplamda %57. Fiyatlar daha iyi olacak. Tamam, yanılsama büyüleriyle ilgili eğitim almak istiyorum. Yansama 30 mu oldu? 32 oldu toplamda. Tamam, satılık nelerim var? Sen bana şu kocamanları ver. Onları da ver. Tamam, gerisini almaya gerek yok. Şimdi ben sana ne satabiliyorum abi? Dur, önce şuradan bel şahsasını sat. Şu okları da sat. Bunlar zaten para etmiyor da. Gel şuraya. Abi yıkım yüzüğü. %20. Bizdeki şu an kaç? Bir dakika, isme göre bir sıralama olayım var mı? Abi biz yıkım yüzüğü yapmadık mı ya? Kolyesi mi yaptık? Biz neyi yaptık? Biz ne yaptık abi? Okçu yüzüğü yaptık. Tamam, neyse. Şunu bir satalım. Buna ihtiyacımız yok. Fazla pazarlık kolyesine ihtiyacımız yok. Sat. 616 altın kaldı bu arkadaşlar. Dibelle madalyonu, evlilik yüzüğü. Şunu satabilirim. Büyü direnci veriyor. Simya şapkası, simya yüzüğü 2 tane var. Şunu satabilirim. Versiyon 2 var elimizde çünkü. Peki şöyle bakalım. ...288 altın var sende, öyle mi? Peki. Bunları sat abi. Envanter boşalsın biraz. Altın kolye, bunu satabilirim. Ama önce bir kolye yapalım kendimize. Yıkımla ilgili bir kolye yapmadık sanırım, evet. Kendimize bir kolye yapalım, ondan sonra bakarız duruma. Şimdi 68 altın kalmış bu arkadaşta. Şu ne? Bir tane bundan satayım. 4. Şu ne? Ruh cevheri. Bundan da sat. Okey. Peki senden satın alabileceğim kitap var mı abi? Kitaplar aktif olmadı henüz. Level aldıkça bunlar da aktif olacak. Okey. Hem eğitim aldık, hem item aldık, hem de paramızı geri aldık abi. Mükemmel. Hı-hı. Peki. Abi üzerimizde hangi malzemeleri var? Peki gel. Yıkımla ilgili şu an yüzde kaç geliyor ona bir bakalım. Hop. Gel abi, şurada tasınlama tezgahı vesaire vardı. Önce bir iksir yapalım kendimize. Tasınlama. %25. Peki. Simya şeyleri takılı değil mi bizde bu arada? Simya, simya, simya. Dur. Sadece deneme yapacağım. Tılsımcının iksiri bu muydu? Bu değil. Şu değil.
Daha önce %27 iken şimdi niye %25 oldu abi? Şu anki yaptığımız %25 verdi değil mi? Niye? Neyi eksik yaptık abi? Simya şapkamız var. Yüzümüz takılı. Eldivenimiz var. Şöyle yapalım o zaman. Simya eldiveni yapalım bir tane. Bakalım yüzde kaç verecek. Abi eldiven. Şu. Simyayı güçlendirme. Kocaman. %30. Kara. %30 fark etmiyor. Tamam. Kara ruh cevherini harcayalım abi. Ve simya eldiven V2 diyelim. Oldu mu? Simya eldiven V2 %30. Okey. Simya oluşturma kolyesi %24. Takılı değil mi bizde? O takılı değil tabi, ondan dolayı oldu. Peki onu da tak abi. Ya yok, şu değil, şu. Bir bakalım şöyle. Az önce bir şey yanlış yaptık. Tamam. Şapka ve yüzük %30. Eldivenimiz %30. Kolye ve şapka yapacağız. Şapka var mı? Taç yaparız. Önemli değil. Kolyemiz de var abi. Dur. Gel şimdi. Abi tılsımlamayı güçlendirme. %30'a çıktı şu an yalnız. Okey. Abi şunu hemen içelim. Bu değil şu. Abi bir tane taç. Simya %31, güzel. Kocaman. Ve simya ağacı ve 2 diyelim buna. Şunları sil. Gel abi. Son kez bir de kolye mi yapacağız? Buna bakalım. Abi simya eldiveni %30, okey. Kolyemiz eksik. Tacımız tamam. Yüzüğümüz tamam. Bir tane kolye yapacağız. Bu bölümü bitirmeden önce. Gel abi. Bir şey yanlış gördüm. Sanki tekrar bakacağım. Tasımlamayı güçlendirme. %32'ye çıktı. Güzel abi. Gel abi, tasımlamayı güçlendirme. Abi kolye. Kolye. Kolye hiç mi yok? Allah senin. Hiçbir tane kolye kalmaz mı elimizde ya? Hiç de az önce dikkat etmedim ha. Neyse, sıkıntı yok. En azından %30'ları gördük. Bu bizim için güzel bir şey. Ama şey deneyebilirim. Dur. Bitmeden önce sadece direkt şurada yıkım yeteneği kaç geliyor? %24 geliyor.
Abi yakın niye %24'te kalıyor? Şey mi bitti ya? İksir mi bitti? Aynen iksir bitti. Dur abi bir saniye. Şu yakın kaç gelecek ona bir bakmam lazım. Lan içmedik. Burada biraz başınız döndüyse kusura bakmayın arkadaşlar. Abi yakın. %31 geliyor. Tamam. V2 diyelim. V2 miydi? V3 müydü şu an üstümüzdeki tam bilmiyorum. Tasınlama 92. Güzel abi. Böyle yapa yapa yakında 100 yaparız. Şu an aslında itemlerimizi yapabiliriz. Yani 4 şeye iteme zaten şey geliyor. Yıkım yeteneği geliyor. Toplamda %100'ü geçiyor yani. %100 daha az efsun harcama olayına denk getirmiş oluyoruz. Bu da aslında işimizi görür. Peki gel. Gel Markurio gel. Bir Mirkuli'ye gideceğim. Yani bir şey yapacağımızdan değil. Aslında yaklaşık bir saati geçmişiz. Yaklaşık bir saat falan olmuş. Mirkuli'de biz bölümü bitirelim arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Şuraya tekrar bir şeye bakacağım. Şurada kolyelerimiz vardı diye hatırlıyorum. Yine bir şeyler devrildi bu evde. Tam şuraya kolyelerimizi bıraktığımızı düşünüyorum. Evet. Tamam. Sonraki bölüm bir tane simya kolyesi yaparız. Setimizi tamamlamış oluruz. Daha da simya ile ilgili set yapmayı düşünmüyorum. %30 bize hali yeter. Bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Yine 10. hediyesiyle gelen bir tane item bulduk. Bir tane yay bulduk. O yay başka bir yerde yok bildiğim kadarıyla. Sadece oradaki NPC'nin üzerinden çıkıyor. Böyle bir strateji uygulanmış. Neden bilmiyorum. Hırsızlar loncasının görevine devam ettireceğiz. Sonraki bölümlerde zaten yavaş yavaş bitirip iskelet anahtarını alacağız. Ondan sonra yine yoldaşların görevi. Nedir o suikastçılarımız vardı ya, adlarını getiremedim. Karanlık kardeşliğin görevi vesaire. Hepsine gireceğiz. Dragonborn DLC'sine gireceğiz. Dragonborn tarafında, daha doğrusu Solstheim tarafında yapmamız gereken yine 10. yıl DLC'de gelen böyle itemler veren birçok görev var. Onların da hepsine tek tek değineceğiz arkadaşlar. Zırh setleri var. Bir iki tane silah var. Ama Skyrim tarafındakilerini bir tamamen bitirip ondan sonra o taraflara geçeceğim. Bilginiz de olsun. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Umarım bu bölümde sesimi bastırmamıştır video. Daha doğrusu oyunun sesi benim sesimi bastırmamıştır. Önceki bölümde öyle bir şey olmuş. Sıkıntı yaşamıştık. Şu an onu da ayarladım diye düşünüyorum. Artık duruma göre sonraki bölümde tekrar ince ayarlarını yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve videolarda beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.